Amerika'nın Sesinden herkese merhabalar. Ben Burcu Gündoğan. Başkent Washington sınırındaki eyaletlerden olan Maryland'dan sesleniyorum bugün size. Koronavirüsün salgınında dünya çapında vaka sayısı 1,5 milyona ulaşmış durumda. Maalesef en az 85 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Diğer taraftan şöyle bir tabloyla da karşılaşıyoruz. 300 binin üzerinde kişinin iyileştiği resmi kayıtlara geçmiş durumda. Amerika'daki duruma baktığımızda da kayıtlara geçen en az 400 bin vaka arasında 22 binden fazla kişi de yine iyileşenler arasında. Sayın Bora Yağız var bugün karşımızda. O da virüse yakalanıp iyileşmiş. Öncelikle kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Bu zorlu süreçte bize vakit ayırdığı için de ayrıyetten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Yağız bundan bir ay öncesine kadar New York'ta yaşıyordu. Fakat şu anda yine Washington sınırındaki eyaletlerden olan Virginia'da anne ve babasıyla birlikte kalıyor. Anne ve babası da şu anda aynı hastalıkla, aynı rahatsızlıkla mücadele içinde. Kendilerine de acil şifalar diliyoruz buradan. Sayın Yağız, sizce virüse nasıl yakalandınız? Ne zaman test yaptırdınız? Test yaptırırken karşılaştığınız şeyler neler oldu? Ne gibi önlemler almaya çalıştınız gönüllü karantina sürecinde? Ve başka neler aktarmak istersiniz bize bugün? Ben normalde New York'ta yaşıyorum bu arada. New York'tan ayın 14'ünde geldim. Ve New York'ta aldığıma inanıyorum bu virüsü. New York'ta her gün aşağı yukarı metroyu kullandığım için metronun da hali belli. New York bayağı pis bir şehir. Yani sağlıksal açıdan çok üstün standartları olduğunu söylemek güç metronun. Dolayısıyla metrodan kaptığımı düşünüyorum ben bu virüsü bir şekilde. Günde en azından iki defa, belki bazen 4-6 defa kullanıyorum git gellerden. 19'unda ilk belirtilerini hissettim hastalığın veya virüsün. Biraz öksürme oldu. Biraz işte benim adenlerimde bir rahatsızlık oldu diyelim, ağrı oldu. Fakat bunlar çabucak geçti. Bu ağrı ve öksürük ertesi gün geçti. Bu 10 günlük bir evre yaşadı bu virüs diyelim. Birinci günden sonra ve beşinci güne kadar diyelim ki yani böyle bir hani 38-38,5 daha fazla olmayacak şekilde bir ateş oluşturdu. Sabahleyin bu genelde 37,5-38, akşam 38-38,5 civarında seyretti. Bunun akabinde ayrıca acayip bir halsizlik hissettim. İştah kesintisi oldu. Bunların ikisi de aşağı yukarı ikinci günde başladı. Fakat halsizlik çok kötü değildi her şeye rağmen. Tad almayı kaybettim. Üçüncü, dördüncü günde diyelim aşağı yukarı. Beşinci güne kadar her şey yani idare edilecek durumdaydı diyelim. Ayın 25'inde sanırım çarşamba günü oluyor. Test almak için gittim. Test almak için gidilen yer arabayla gidiyorsunuz. İki tane çadır var. Birincisinde size ne yapması gerektiğini söylüyorlar. İkincisine gidince pencereyi açıyorsunuz ve dilinizi dışarı uzatıp her zaman olduğu gibi a diyorsunuz. Doktorlarda olduğu gibi. Ve içeriye bir çubuk sokuyorlar. Fakat bu test anladığım kadarıyla artık devam etmeyen bir test. Ancak 10 gün sonra gelebilir testin sonucu pozitif olarak geldi. Testin sonucu geldiğinde pek akademik açıdan sadece yararlı oldu diyelim. Çünkü ben zaten virüsü atlatmıştım. O aşamada ayın 5'inde geldi sanırım veya 4'üne geldi testin sonucu. Benim virüsü atlatmam ayın 29'u pazar gününe geliyor. 5. günden itibaren, salı gününden itibaren cuma akşamına kadar bu ateş giderek arttı. 39,6'ya kadar çıktı en son ölçtüğüm. Bu arada ben bol su içmeye çalıştım ve daha da önemlisi belki limonlu su içtim tabii. Bana en çok yardım eden iki şey oldu diyeyim tahmin ediyorum. Benim boğazımda bir şeyler hissettim ben. Bu da üçüncü günden itibaren başladı. Ve göğsümde bir şeyler hafif hissettim ama çok değil. Benim buna karşı aldığım önlem tuzlu su ve Listerin. Günde 3 defa aşağı yukarı 15 saniyelik bir gargara yöntemiyle boğazımla yaptım. Onun dışında uyurken çok terledim. Bunu bilinçli olarak yapmadım. Herkesin bünyesi farklı. Ama benim bünyem bu şekilde savaştı virüsle. Başka semptom olarak
yüksek ateş ve halsizlik ve boğazdaki bir şey hissetmem haricinde bir iştah tabii fazla yoktu. Söylediğim üzere tat alamadım. Ve bu bütün 10 gün içerisinde ben bir kere Tylenol aldım. İki defa da Amerikan olmayan bir ilacı aldım. Bir arkadaşın temin ettiği Ukrayna ilacı ki bunda parasetamol yüksek dozajda var, 350 miligram. O ilaçtan iki defa aldım. En sonuncusunu, yani ikincisini daha doğrusu, cuma akşamı aldım. Yatmadan önce veya yatmadan 2 saat önce diyelim. Ve 9.30 gibi yatağa giderken artık ben hakikaten limitimin sonundaydım. Yani daha fazla ben bunu kaldıramam diye düşünüyordum. Bir kere daha virüs bana saldırırsa bu akşam, ertesi sabah çıkaramam muhtemelen diyordum. O kadar kötüydüm. O cuma akşamı bir şekilde virüs saldırmadı. Ben inanıyorum ki gargara yapmam çok işe yaradı ve terlemem çok işe yaradı. Bunlar tabii ki sadece hani benim kendi düşüncelerim. Daha önce bir rahatsızlığım yoktu. Alerjim de zaten yok çok şükür genelde. Onunla alakalı bir şey ben yani hissetmedim. Hani benim bir rahatsızlığım vardı da ondan dolayı. Ha şunu söylememde fayda var. Bir sürü şekilde semptomların çıkmasını ve başkalarına da konuştum ben. Onlar da bir sürü semptomlar çıkıp yok oluyor. En sonunda bir yere odaklanıyor virüs. Onu da benim tahminim şu ki virüs her tarafınızı yokluyor. En zayıf neresiyse bünyenizin oraya odaklanıp saldırıyor. Yani aslında hani şimdiki kompüterler artificial intelligence'dan dolayı kendileri düşünebiliyor diyoruz ya, onun gibi bir virüs. Yani artificial intelligence'la yoğrulmuş gibi bir izlenim veriyor açıkçası. Çünkü her tarafı deniyor. İşte benim dediğim gibi öksürttü ilk başta. Bazı kaslarım ağrıdı falan. Ama bunların hepsi baktı ki virüs bir işe yaramıyor. Başka yere geçti. Başım da ağrıdı açıkçası hafif. O da fazla şey yapmadı. Ateşe vurdu. Ben de ateşle ortaya çıktı en fazla. Babam benden bir gün sonra teste gitti. Ben zaten testin neticelerini alınca o da cumartesiydi. O da pazartesi testin neticesini aldı. O da pozitif çıktı. Babam başka bir yani göğüsle ilgili yani korona ile alakalı olmayan bir komplikasyon olduğu için onunla alakalı olarak 5 gün antibiyotik aldı. Bu evrede genel diyorlar ki antibiyotik bakteri odaklı ve virüse etki etmiyor. Fakat bundan dolayı mı bilmiyorum yani. Virüs etkisini göstermedi bugüne kadar. Ama yokladığını bana söylüyor. Ara sıra halsiz hissediyor. Ara sıra göğsünde bir şey hissediyor. Fakat çok büyük bir semptom yok şu ana kadar. Gösterir mi bilemem. Umarım göstermez. Annem daha çok kötü durumda. Bugün ilk defa bir gelişme hissettik. Annemde yalnız farklı semptomlar da çıktı ortaya. Zaten bu virüs dediğim gibi her tarafınız deniyor. Sizin en zayıf olduğunuz yerden bulmak için. Annem de en zayıf olduğu yer midesi diye anladık. Çünkü orada en fazla yani mideden çok ağrı hissetti. Bağırsağında çok ağrı hissetti. Halsizlik zaten olan bir şey. O herkeste oluyor anladığım kadarıyla. Ateşi çok fazla yüksek çıkmadı annemin. 38,5, 39 olmadı sanırım. O tarafta bir sorun yoktu. Öksürük biraz oldu fakat sonuç olarak benim tahminim bir, virüs kendini değişik gibi gösteriyor herkeste. Zayıf noktadan vuruyor. İki, virüsün kendi evresini yaşaması aşağı yukarı kaçınılmaz.